Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerikle daha birlikteyiz. Ne var bugün elimizde içerik olarak abi? Yeni Honda Accord var. Oo, severiz. Premium. Sevilir abi, ya. Çok güzel araba. Çok güzel araba. Yakın bir süre içerisinde de lansmanı falan yapıldı arabanın. Artık showroomlara inecek baya. Hemen biz de peşin bu arabadan bir bahsedelim istedik. Çünkü gerçekten çok güzel bir araba. Tabii ki yani. Aynen abi, Accord zaten yıllardır. Ta 90'larına 90'larına bakarsan o zamanlar bile senin yıllar işte, biliyorsun. Tam benim yıllar. Bu sefer doğru oldu. Evet, 90'lar tam senin aynen. Gençlik. Biraz orta yaş dönemlerin 90'lar. Çocukluk dönemleri. Evet sevgili abim Karaca Gürcü yine yanımızda. Ben Ahmet Emin Türeli. Artık beni ufak ufak 3 veya 5 kişi biliyor diye tahmin ediyorum. Doğrudur. Doğru. 3-5 yani. Aynen. Peki senin bu videolardaki çabuk yükselişin abi, onu nasıl yapacağız ya? Baya şu an bir fan kitlen oluşacak gibi duruyor senin. Yani, yorumlar falan. Öyle gibi gözüküyor Ahmet. Ben Hele, de bu kadar beklemiyordum. Aynen. Bu kadar beklemiyordun. Onun farkında mı? Instagram'dan falan. Sevildik. Ya seviliyorsun abi, cansın. Instagram'dan falan da ilk reelsinde, Instagram'da yeni profesyonele çevirdi. Evet. İlk reelsinde 10 binlere falan ulaştın. Aynen, şu an zaten 190 tane falan takipçim var aslında. Evet, bayağı iyisin ya, yürüyorsun. Hızlı gidiyorsun. Hızlı gidiyorsun, güzel. Evet, şimdi elimizdeki konuya geri dönmemiz gerekirse arkadaşlar, bir Accord'umuz var. Çok güzel bir farları var. Ben önce onu söylemek istiyorum. Farlarına düştüm yani direkt. Sen abi peki dışından bir girelim istiyorum ben konuya. Senin ne var aklında? Ya ben de şöyle başlayayım. Civic'e de benziyor. Honda Civic'e benzemiş. Yani Honda Civic'in biraz daha sanki genişi, daha aynen. Uzunu gibi. Aynen. O öndeki aynı keskin hatlar, onu bozmamışlar. Accord'u da uyarlamışlar. Hı-hı. Ama güzel olmuş. Evet yani FC5'te, yeni Accord'da, hatta City'de bu ön yapıyı görüyoruz artık. Bu bir karakteristik evet. Olarak onda görünmeye başladı. Bununla birlikte bence kabutta vesaire de ekstra şeyler gelmeye başlamış. Kabut bayağı F10'ların kabutuna benzemiş. Evet, çok güzel oldu. Bayağı böyle efilli, dikey bir kabut gidiyor. Çok heybetli duruyor aslında. Ama belli başlı da şeyleri var. Mesela Karaca abi, şimdi yıllardır araba sektöründe olan biri olarak sana da şunu sormak istiyorum. Çok fazla premium civarında bir araç olarak Passat'a benziyor. Benziyor evet. Ciddi bir benzerlik var. Ama sence Passat mı daha iyi? Yeni Accord geçmiş midir Passat'ı? Şöyle düşünmek gerekiyor Ahmet orada. Honda'nın seveni farklı. Evet. İşte Passat'ın seveni farklı. Aynen. Yoksa düşündüğünde aynı klasmanda arabalar. Fiyat olarak da baktık zaten. 560 bin lira gibi bir evet, fiyatı var evet, şu an. 16 Ekim'de de satışa o fiyatta çıkar mı? Yani o aralarda Passat o paralarda. Ya hemen hemen o paralarda Passat'ta, ama bence yeni Accord'da birazcık daha fark eder. Yani en azından hep şunu gördüm abi ben, hani bir tecrübeyle sabit bu. Söylenilen fiyattan, hani şimdi 16 Ekim'de showroom'a çıkacak araba. Evet. Showroom'dan sonra galerilere gelecek. 16 Ekim'den sonra bence fiyatta bir farklılık olur diye düşünüyorum. Artar diyorsun. Yani birazcık artar diye düşünüyorum. Çünkü hep öyle oldu bugüne kadar. Hani başlangıç fiyatın hep üstüne biraz koydu. Olabilir. Şu an araba yok diyorlar. Accord olacak mı acaba? Veya ne kadar gelecek? Bir de işin o kısmı var. Gerçekten bu galerilerde araba olmama durumuna ne diyorsun abi? Doğru gibi ama biraz da farklı işler de var gibi Ahmet. Ya yani. Bana da öyle geliyor. Bu ÖTV MÖTV muhabbetlerinden ötürü birazcık ekstra bir buna bir işlem yapıyorlar. Ya da bir arabaları saklıyorlarmış gibi de bir ya, düşüncem var geçen açıkçası. Geçen gittik bir Honda City'ye baktık. Aynen. Abi her yer arabaydı. Bir hafta sonra araba yok dediler. Ya. Kimler alıyor? Kimler topluyor bunlar? Kara borsaya düştü gibi. Evet evet, bak gerçekten tam kelimenin kara borsada. Çünkü bir miktar araba geliyor. O gelen arabalar da nasıl oluyorsa daha gelmeden galeriye iner inmez satılmış oluyor. Ve bunu da hep belli başlı büyük galericilere satılmış oluyor. Artık bu da buradan bir rant mı dönüyor onu da bilemeyeceğim. O da artık takipçilerimiz kendi düşünsün onu. Ben bir şey diyemeyeceğim. Silivri soğuktur. İşiniz kışta geliyor. Biliyor musun? Havalar soğuyor abi. Ama bununla ilgili bir sıkıntı var. Bayi gezmemiz de yakında gelecek abi. Bir bayi gezeceğiz tabii arkadaşlara. Tabii gezelim. Gerçekten var mı? Yok mu? Aynen. Bir gidelim, birinci elden bir soralım. Bunu tabii. Da bir görsün arkadaşlarımız yani. Gezelim abi. Gezelim abi. Hı. Devam edelim. Accord'da yeni nelerimiz var? Ciddi bir bagaj hacmimiz var abi. Büyük bir bagaj 570 var. 570 litre bir bagaj hacmi var. Artık 600'lere yasladılar abi ya. Premium üstü. Jeep bayağı bildiğin yani. Bu değerleri biz genelde Jeep'lerde görüyorduk. Çünkü 400 üzeri diyorduk ki hani premium'a yakın araçlar için iyi. 500 üstüne geldiğinde premium diyorduk. Çok büyük bir bagaj hacmi. Şimdi gerçekten. 600'e geldi yani. Devam edeyim o zaman ben. 17 inç ve 18 inç olarak
olarak iki farklı can seçeneği olacak. Opsiyon muhabbeti. İşte bunu hiç sevmiyorum abi ya. Zaten iki farklı donanım yapmışlar. Aynen. Biri 540 bin lira olarak sunulacakmış. Diğeri 560 bin lira olarak sunulacakmış. Aslında arada çok da bir farkı yok. Normalde sadece jantlara o farkları yazan evet. firmalar var. Biliyoruz bunları. Bir jant için 20 bin lira bir ebat atlıyor da. Hemen devam edeyim buradan. 1.5 bir tek motor olacakmış. 190 beygir. 240 Nm'de torku. 260 Nm. 260 tork. Mıydı? Öyleymiş. Şimdi ben okuyarak gittiğim için. Aynen. Sende daha doğru ediyorum. Bilgiler var. 260 Nm tork. 190 beygir. Güzel. Sence bu 1.5'lerde baya oturdu ya. Honda bundan oturdu sonra tabii. 1.5 gidecek gibi. 1.6'ları bitirdi artık resmen. Abi yani. Beygire baksana. 190 beygirden bahsediyor. Çok ciddi. 1.5 motora 190 beygir. Ama mesela Honda şunu yapmıyor. Şimdi diğer modeller atıyorum işte bir 1.5 1.6 motorda sana bir böyle 190'ları falan sunuyor beygirde. Sonra diyor ki bir de 0.9'um var. 1'im var. İşte 1.2'm var. Honda'da bu yapılmıyor. En azından böyle premiumlarda bunu sunmuyor. Yok mümkün değil. Accord gibi bir arabada öyle bir şey mümkün değil. Civic'te de yok. Civic'te de yok evet. Aynen. Düşürmüyor. Yani Honda'nın zaten ta geçmişten bugüne kadar gelen bu normalde bir sanayide işte kara düzen stok motorlarla oynarken kapaktan sıkıştırmalar falan yapıyoruz. Hani daha da gücünü almak için, basıncı arttırmak için. Honda 0 kapaktan sıkıştırma çıkıyor zaten. Fabrika yapıyor bunu. Bizim abi sonradan zaten yaptığımız... Honda biraz da bu yüzden sevilmiyor mu? Aynen. Motor eşittir Honda, otomatik vites eşittir Honda. Ya adamlar gerçekten çok büyük bir sağlamlık yakaladı ve bunu gerçekten çok büyük haykını yaptılar. Yani çok yüksek fiyatlar değildi. Birçok orta kesimdeki insan da alabildi. Rahatça binebildi. Arıza yaşamadı. Başını derde uzun sokmadı araba. Uzun yıllar bindi. Ama biraz sanki geç kaldılar Ahmet. Çok uzun süredir Honda Accord yapmıyor. Evet o Accord bayağı arayı açtı. Ama onu da işte muhtemelen ben şundan dolayı düşünüyorum abi. O orta kesime uzun süre bir hitap edip hani o marka kalitesini ekstra arttırıp o hype'ı yapıp ondan sonra premium'da yine ekstra şimdi CRV'de falan da bir ekstra bir evet. yeni tasarımlar geliyor. Konsept araçları yayınladılar. Bayağı da ilerleyecek gibi duruyor. Arabalar da güzel zaten. Bayağı güzel arabalar da. Accord'un en güzel yani en güzel demeyeyim diğer markalar da yaptı zaten bu yapılmamış bir şey değil ama Accord'la birlikte Honda'nın ilk bir adamı var bu arabada. Nedir o? Kumandayla uzaktan çalıştırmak. Evet güzel bir özellik. Bence de çok ekstra hoş bir özellik olmuş. Kapılar yani, açılmıyor. Kesinlikle kapılar vesaire açma gibi bir şeye izin vermiyor. Ama uzaktan cart arabanı çalıştırabiliyorsun. Çok güzel. Bence de çok güzel. Yine zaten teknolojik olarak özelliklere bakarsak hayalet ekranlar, ondan sonra multiplayer ekranı yine aynı şekilde 8 inçlerde o geldi. Bununla birlikte devam etti. Otonom sürüş geldi. Ya, otonom sürüş zaten beni benden alıyor. Ha bak ben şunu da seviyorum abi. Biraz böyle arabacılıktan gelme olduğumuz için, arabaya ekstra bir sevgimiz olduğu için o manuel hani bu mekanik hissini seviyorum. Ama böyle normalde gezerken de teknolojiyi de ayrı bir sevgim ve tutkum olduğu için otonom sürüş de beni cezbediyor. Otonom 0.2 ile geliyor araba. Bu otonom sürüşüyle falan bence ciddi bir fark yaratmış durumda. Araba zaten çok geniş. Çok büyük bir araba. Evet. Hoş bir araba yani. Premium. Tam premium. Arkada oturduğum zaman. Aynen. Diz mesafesi falan. Çok çok iyi. Ha arkada şu handikapı var. Bunu yorumlarda da okudum. Zaten videolarda vesaire de birçok yerde gördüm. Bunu da arkadaşlara burada aralarda girer gösteririz. Yükseklikte arkada kafadan üstte bir mesafede sıkıntı var gibi. Ben o onu gördüm. Tasarımdan kaynaklı. Aynen. Aynen. Civic'te de var o ama tasarımdan kaynaklı. O güzel görüntü için ona da katlanılır yani diyorsun. Yani arka bagaj kısmına falan bakıldığında da biraz şeyi andırıyor böyle. Octavia tarzı, Super B tarzı. Sanki bagaj açınca işte o camla cam da kalkacakmış gibi. Kalkacakmış gibi. Yani bir Euro havası var. Euro hatchback evet. gibi bir hava var arabada. Ben bir de bunun arkasını Tesla'ya benzettim biraz. Yani şahsi fikrim tabii. Öyle bir yorum vesaire de bir şey yoktu ama. Yani böyle ilk bakınca o açısal gerilim falan beni birazcık Tesla'ya doğru böyle yaklaştırdı. Evet benziyor biraz. Aynen. Stoplarda falan çok ciddi bir fark yaratmışlar. Bu stop akımı da Renault ile başladı. Renault ile başladı. Aynen evet. Renault yaptı dönen bunu. Dönen stoplar. Aynen dönen stop ya da böyle uzun işte bir parçasını uzattıkları falan stoplar. Renault yaptı. Bence güzel de oldu. Güzel oldu. Ben bir de şey jantlara değineceğim. Jantlar benim çok hoşuma gitti. 17-18? 18. 18. Çok güzel duruyor. Ya tabii ki jantın büyüğü bence kesinlikle güzel. Şimdi biraz şey oldu. Sen iyisini ben kötüsünü bahsediyormuş gibi oldu. Ben hemen burada bir hype daha gireyim. Jantlarda ben abi bunun Honda'da şunu sevmiyorum. İçeride kalıyor. City'de de çok öyle. City'de özellikle aynen. Lanet gelsin be. Harbiden ya öyle. Ya lanet gelsin arkadaş aynen. be. Şu bu kadar mı olur? Yanağı biraz genişletin be. Kasa aslında aynen. çok güzel. Bak aynen. gör o City'ler satılsın. Kesinlikle herkes jant lastik yapacak o arabaya. Bir modifiye bak. Yapmaz mıyız? Kaderi değişir abi. Harbiden bak, kaderi. O arabanın değişir. Kaderi değişir. O kırmızıyı alıyorsun. Aynen. Jantı lastiği çakıyorsun. Araya değişir. Bir flanş. Biraz şöyle olur. Dışarı ok olur. Gibi olur. Abi bu
bilmiyorum bunu neden yapıyor. Honda da ya bu Japon arabaların çoğunda böyle. Hani sadece Honda'da da değil. Toyota'da vesaire de böyle bir evet, gidiyor. Öyle. Demek ki tasarım dilleri öyle ilerliyor. İşte zevkler ve renkler biraz da orada işin içine giriyor ama. Yani kasa sanki o Dingilo'nun değil de. Yani son dakikaya kalmış tasarım. Evet. İşte o Dingilo uydurmuş üstüne kasa oturtmuşlar gibi yoksa duruyor. Yoksa kasalar çok güzel. Aynen kasa çok hoş. Çok da yaygın duruyor. Accord da öyle bayağı yaygın bir kasa var. Ama o jant lastiği at abi biraz dışarı be. Honda duy şurada sesimiz. At şu jant lastiği be. Oturtur şunu şunun üstüne bir şeklimiz olsun. Güzel olsun. Bence onun dışında zaten içine falan da bahsetmemiz gerekirse. Koltuklar çok güzel. Aynen. Değişik bak, bir tasarım olmuş. Tasarım evet, da güzel. Tam bir premium değil mi abi? O kafalıklar mafalıklar o, üçgen geliyor. Çok yani, tatlı olmuş. Deli koltuklar. Bence de çok fena olmuş. O kafalıklar 80-86 arası E kasalarda Mercedes'lerde o üçgen tarzda evet, kafalık evet, çıkan. Çok bak yakaladım. Çok iyi yakaladım. Aynen. Çok iyi aynen. Yakaladım. Bir şeye benzetiyorum diyordum ama. Tamam işte. Mercedes yakaladım. Abi ki direkt oradan bir tasarım dili oradan geliyor bence. Çünkü çok net ona benziyor. Ama çok hoş duruyor. Çok hoş duruyor evet. Çok güzel olmuş. Göğüste de bir şey benim aslında çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Göğüs böyle daha güzel. Bak City'de City'yi de tanıttık. City'yi de anlattık bu arada. Arkadaşlar City'nin anlatımına da Karaca abim onda biraz yalnız oldum. Sen yoktun. Üzgündüm. Burada hatta onu da bahsetmek isterim. Ya ne zaman işte ekibimizle çekeceğiz gibi bir şey de girmiştim orada. Böyle bir üzüntü bir sepya sahnem var. Onu bir burada yaşadım. Orada. Senin yokluğun bana orada bir kötü oldu. O videoda da hani anlattık City'yi orada da bahsettim. Aslında bu göğüs tasarımda o ortanın dolgun gelmesi çok hoş. Güzel evet. Uzun yıllar Honda bunu hep işte üst göğüs gayet dolgun uzun ama altta bir boşluk bıraktı. O boş yer yıllarca insanların hep gözüne çarptı. İşte oraya bardaklık falan koydu. Bardakla doldurmaya çalıştı. Ama bence hoş olmadı. Bence ben onu sevmiyordum. Civic'lerde de öyle. O Vitek'lerde falan. Benim hoşuma gitmiyordu. Artık bunlarla birlikte bayağı çözdü. City hariç yeni modellerin hepsinde böyle direkt ortadan gelen gayet dolgun baba duran bir orta konsol var. Çok güzel duruyor. İkram ve genişte. Biraz küçük mü kalmış Ahmet? Ya da hani canlısını görmedik tabii şimdi tabii ama canlı... sanki Accord'a göre biraz küçük kalmış gibi. 8 inç yani, diye hatırlıyorum. Aynen 8 inç diye. Yani 10 inçler falan kullanılabilirdi. Ben mesela şeyi sevmiyorum abi. Ekran tamam büyük olsun. Büyük ekran daha güzel duruyor. O konuda katılıyorum sana. Ama ekran çok daha büyütüp işte ortadaki bütün tuşları o ekranın içerisine entegre edip işte kalorifer ayarını vesaire klima ayarını onun içine katıp da orayı kocaman yapıyorlar ya işte Tesla ekran olarak girdi. Tesla yaptı bunu. Üzerine Tesla ekran olarak bir etiket kaldı üstünde. O ekran tarzını ben sevmiyorum. Olur. Sen sevmeyebilirsin. Ha, yani kişisel fikir. Ama mesela o yolda giderken seni rahatsız etmiyor mu? Yani ya bilmiyorum. Ben de böyle yani teknoloji hep gidiyor ya. Hep böyle teknolojinin peşinden gidiyor. Mesela tabii, ben de seviyorum. Hani. Böyle hep ekran olsun. İşte dokunalım falan. Her yer ekran olsun. Olsun. Ben de seviyorum. Lexus'taki gibi böyle diğer tarafa doğru uzasın komple. Aa, çok güzel. Şoför tarafı da ekran mesela onun. Ya çok güzel. Tabii ki çok güzel. İnşallah bir gün bizim aracımızda da o çıkarsa inşallah bir gün. Togg'da da mesela öyle sunulmuştu. Göğüs yapısında sağ tarafta ya, da ekran var. Çok güzel. Tasarım olarak müthiş. Ama geçen gün Instagram hesabımda da zaten hikaye attım. Üzerine güncellemeler yapmışlar. Güncelleme yapıldıktan sonra bir şeyler değişiyor. İşte uzun led sis farları konulmuştu. Mesela onlar yuvarlağa dönmüş. Öyle o, mi? Aynen. Ha, görünen ekstra ya. Uzun farlar işte biraz daha küçülmüş. Ha, o zaman dikiz, olmamış be. Dikiz aynalarındaki kameralar mesela abi, normal dikiz gördüğüm, aynasına dönmüş. Gördüğümüz araba çok güzel. Ya aslında bu sadece Togg bünyesinde konuşmamak lazım. Bunu internette de yani ben YouTube'da falan görüyorum. Birkaç arkadaş böyle konsept arabasını alıp gerçekten o araba çıkacakmış gibi anlatıyor. Bu büyük bir yanlış. Bunu da söyleyeyim. Konsept arabası gelecekte biz bunu yapabiliriz tadında ilerler. Tabii ki. Aynen. Yani normalde biz onu yapacağız, yola sunacağız diye bir öyle şey bir yok. Şey yok. Aynen. Ben onu da özellikle buradan duyurayım. Onu da Instagram hesabımda paylaşmıştım. Yine oradan girip görebilirsiniz. Instagramlarımızda şöyle gelir arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde açıklamada da bulabilirsiniz. Bu arada abone olursanız da sevinirim. Accord'dan devam edelim abi. Ne kaldı? İçini konuşuyorduk. Aynen. İçini ekrandan konuşuyorduk. Bahsettik. Ekrandan direksiyon bahsettik. Direksiyon güzel olmuş. Direksiyon baya böyle dolgun. Bu Accord'da dolgun, gelen evet. Dolgun direksiyon. Civic'te de hemen hemen aynı direksiyon aynen, var. Aynen. Yani o göğüs yapısı yine aynı. Civic'e benziyor. Kapı işleri. Tabii değişimleri var. Accord daha farklı aynen, ama Accord. Benziyor yani. Bir çizgi yaratmışlar. Arabanın dışında da içinde de bunu devam ettiriyorlar. Accord'da da bence çok güzel olmuş. Ama bence. Yine de şöyle. Ben bir arabayı canlı görmedikçe ya tamam olmuş diyemiyorum. Yani değil mi? Bazen böyle işte ekranda görünce çok güzel geliyor. Dışarıda görünce ya bu muymuş diyorum. Bazen de ekranda kötü geliyor ama canlı da görünce güzelmiş ya güzelmiş. Falan diyorum. Ya işte o biraz işin çekim açısı, kalite ne kadar kaliteli ne kadar canlı çekiyorsun.
Ya bir çekim yaparken önünde duruş mesafesinden ötürü bile tabii ayrı bir matematik var orada. Yani ne kadar önünde durursan kameraya, sen ne kadar yakın olursan araba mesela o kadar küçük çıkıyor. Evet. Az önce bir şey fark ettim çünkü. Mesela araba çok heybetli, bahsettik falan ama sanki yandan böyle bakınca da bagaj tarafı gelmiş de bir anda kesilmiş gibi falan geldi. Çirkin geldi yani. Bak tek, fikir değişiyor. Yani yandan görüntüsü şimdi oradan yandan görünce. City'de de direkt Ege ya. Yani bu tabii kesin bir şey değil yani bunu marka değeri o şeylerde algılamasınlar ama an... ben şahsen yani şahsi fikrim özellikle söylüyorum. Gördüm dedim ki Egea'nın kapıları bu yani. Ya önden zaten Civic küçültülmüşü gibi. Aynen. Accord da büyütülmüşü gibi. Büyütülmüşü gibi. Hep Civic üzerinden ama gidiyor. Ama keskin hat, çizgi hepsinde var. Ha, güzel de duruyor ama arkadan hepsi değişiyor. Arkadan hepsi bir farklı. Aynen. Yani. Arka tasarımda değişiyor zaten. Evet arka tasarımda değişiyor. Ama yani güzel de olmuş. Burada hani söylememiz gereken koltukların falan ekstra geniş olduğundan da bahsettik. Tabii şeyi bahsetmedik. Mesela arka koltuklarda ısıtma. İşin elektronik aksamına düştüğümüz zaman ekstra farklılıklar oldu ve yani arka koltuk ısıtma, tabii önlerde soğutmalar, yani. Direksiyon ısıtması artık bunların hepsi hani en yüksek kalitesinde premiumda çıkardığı için bu aracı Accord'da hepsi bulunuyor. Hepsi çok güzel. Arkanın orta konsolunu mesela ben ekstra beğendim. Çok geniş bir konsol var evet. Ve buzdolabı yeri de var. Opsiyon olarak muhtemelen sunacaklardır onu. Buzdolabı alabiliyorsun. Evet. Bagaja monte ediliyor. Gayet hoş bence. Bayağı bildiğin. Bence Honda severler sevinmiştir. Aynen. Honda severler sevinmiştir. Bence şoförlü de kullanılsa çok hoş olacak. Direkt şoför koltuğuna da otursam ciddi bir keyif alacaksın Accord'da. Genel kanımız bu yönde. Gider bir de geldiğinde showroomlardan sonra artık galerilere de gelir. Galeriye geldiğinde de gider bir çekim yaparız. O daha iyi olur. Aynen. Öyle bir şey isterlerse arkadaşlar. Hani bunu yani. Yorumlarda da yani biraz görünebilirlik, biraz işin maddi boyutu işte. O konu orada geliyor. Benim ya sevdiğim yine daha. Paraya geldim. Gene paraya geldim. Para abi para şart ya. İsteyen olursa böyle bir talep gelirse yorumlara yazabilirsiniz. Aynen. Biz de gideriz. Yerinde inceleriz. Çekeriz sizin için. Aynen. Ve öyle yalandan şey değil. Bak burada özellikle de söylüyorum. Bir fark yaratmamız lazım diye düşünüyorum. Orada giderim. O arabayı çekerim. En ince detayına kadar böyle kamerayı böyle ittire böyle çekerim. Kovulana kadar yolu var. Kovulursak da önemli değil. Yok be, kimse de kovulmaz. Ya ben bilmem. Ben orada gider detaylı öyle yalandan dışından gösterip de işte biz Accord videosu yaptık demem. Yani onu detaylı. Hatta test sürüş şansımız falan olursa onu da özellikle diretirim yani test sürüşüne çıkarmak için. O zaman 16 Ekim'de showroom'dayız. Aynen. 16 Ekim'den sonra showroom'dan sonra inşallah böyle daha net, daha da birebir videolarla böyle toparlama değil direkt bizim çekimimizle gösterebiliriz arkadaşlar evet. Size. Bence güzel oldu. Güzel bir içerik çıktı. Bence diğer de. Arabalara da değindik falan. Güzel bir içerik oldu. Yakında CRV'de de yeni bir kasa gelecek. Yeni bir değişimler var. Evet. Onun da haberi geldi. Yani ufak ufak özellikle yurt dışı sayfalarında paylaşılmaya başlanmış. Muhtemelen yılbaşına önce veya sonrasında yılbaşı süresinde bir patlatır diye düşünüyorum. Geri duydum ben ama. Geriye gel. Aynen. Aracı. Ona yeni bir video, yeni bir içerik yapalım bence. Ben onu bence ayrı bir yapalım. İçerikte anlatalım diye istiyorum abi. Geriye o içerikte anlatalım. Aynen. Bunun peşi sıra arkadaşlar Geli içeriği de gelecek. O bundan önce girmesin. Kurguyla konuşmadık ama. Neyse bu da bizim şeyimiz olsun be. Belki önce Geli gelir. Geli gelirse eğer önce o olabilir. Peşine bu olabilir. Eğer Geli önce yayınlanmış olursa zaten arkadaşlar buradan hemen ulaşabilirsiniz. Bu taraftan. Abi ben işte şuralardan. Oradan ulaşabilirsiniz. Eğer daha yüklenmemişse de hemen peşi sıra Geli de gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok güzel elektrikli bir araba çıkartıyor. En önemlisi de Türkiye geliyor araç. Bu bizim için önemli tabii. Kendi ülkemizde olması lazım ki biz konuşalım. Ekşit. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.